Medyaskop özel yayınından herkese merhaba. Ben Eda Nurtanış. Bugün Galata Perform ekibiyle birlikteyiz. Kendileriyle salgının son bir yılını ve Galata Perform'u konuşacağız. Konuklarımı tanıtmak istiyorum. Galata Perform'un genel sanat yönetmeni Yeşim Özsoy aramızda. Işık tasarımcısı Ayşe Sedef Ayter aramızda. Ve proje koordinatörü Ferdi Çetin aramızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Yeşim Hanım, sizle başlamak istiyorum. Öncelikle yani salgının bir yılı sizin için de Galata Perform için nasıl geçti? Yani salgın Mart ayında bizim tabii ülkemize daha etkin bir şekilde düşünülmeye başladığında biz de kendimize göre Galata Perform için bir plan yapmak durumunda kaldık. Her tiyatro gibi gelecek biraz epeyce muğlaktı ve biz de bu konuda ne yapabiliriz diye düşündük. Aslında dünyada salgın biliyorsunuz 2019'da geliyor. O yüzden COVID-19 deniyor ama bizim ülkemize Mart ayında özellikle tarih olarak da söylersem 14 Mart'dı sanırım ilk konuştuğumuz bu konuları. Atölyelerimiz vardı bizim. Etkin bir şekilde yani sadece oyun değil atölyeler, projeler üreten, hatta bir festivali olan, Türkiye'nin ilk oyun yazarlığı üzerine festivalini yapan bir tiyatroyuz. Böyle olunca tabii atölyeleri ne yapalım diye düşündük ilk aşamada. O sırada sanırım oyun yazarlığı, ileri yazarlık, yönetmenlik, ışık tasarımı ve ustalık sınıfı diye 5 tane sınıfımız vardı. Bu sınıfların hepsini o zaman şu anda mecra olarak kullandığımız Zoom çok etkin değildi. Tam olarak 14 Mart gününde sanırım Zoom'a aldık. İlk toplantımızı orada yaptık ve denedik yani yapılabiliyor mu, online olarak devam edebilir miyiz diye. Ve atölyeleri bir kere çevrim içi yani online yapmaya karar verdik. Bu atölyelerin sonunda da bir Kasım ayında, Aralık ayında, Kasım civarında bizim bir Yeni Metin Festivalimiz var. Bu sene, geçtiğimiz sene 9.sü oldu. Sonraki aşamada da bunu ne yapalım diye düşündük. Onun dışında tabii oyunlarımız iptal oldu. Yurt dışı turnelerimiz iptal oldu. Fransa'ya ve Hamburg'a yapacağımız turnelerimiz vardı. Bunlar iptal oldu. Yani bunları tabii ki oyun iptali, onun dışında Enka'da oynayacaktık. Mesela sezon sonunda festivalde o iptal oldu. Bütün bunları düşündüğümüz zaman da ekip olarak önümüzdeki süreci değerlendirdiğimizde zaten deneysel olana ve yeni medyayla olan ilişkimize bağlı kalarak önümüzdeki süreci dijitalleşmeye ağırlık vererek geçirmeye karar verdik. Ve bu süreç içerisinde ne üretebiliriz? Yani bu pandeminin sınırlamaları içerisinde nasıl ilerleyebiliriz? Nasıl kendimizi ayakta tutarız ve üretime nasıl devam ederiz? Onu düşündük. Ve onun üzerinden dijital dönüşüm planladık kendimiz için. Hem atölyelerimiz için hem de aynı zamanda da oyunlarımız için bir plan oluşturduk. Öylelikle de yeniperform.com adında bir dijital sahnemiz oluştu. Bu da aslında yani ileriye dönük düşündüğümüzde daha uzun süreceğini düşündüğümüz bir plandı. Fakat uluslararası fonlardan Goethe Institute'un COVID Relief Fund, COVID Yardım Fonu'na başvurduk. Ve dünyada 400'ün üzerinde başvurudan seçilen, Türkiye'den seçilen projelerden biri olduk. Öyle olunca da Aralık ayına kadar bizim bu dijital sahneyi, formülü çok hızlı bir şekilde yürürlüğe geçirmemiz söz konusu oldu. Bu destek sadece anlık bir destek değil, aynı zamanda tiyatroların bu COVID'i zaten o sıralarda biliyorduk da yani bunun 2-3 ay sürmeyeceğini, birkaç sene süreceğini, bu dönemi nasıl geçirecekleri üzerine, sürdürülebilirlik üzerine ağırlık veren bir fondu. Bu bence çok önemli bir konu. Çünkü kısa dönemli desteklerle hiçbir tiyatro şu anda ayakta durabilecek durumda değil. Bizim sürecimiz şimdilik ben bu kadar anlatayım. İsterseniz
Daha sonra mesela bu proje dahilinde belki Ferdi anlatabilir, Ayşe anlatabilir. İstanbul Tiyatro Festivali'nde Terk Edilmiş Kıyılar Negatif Fotoğraflar adlı tam pandemi dönemine uygun tasarladığımız bir projemiz de ortaya çıktı. Genel olarak hani üretim alanında ve bu proje dahilinde planımızda olan bir konuydu bu. Oyun da bu şekilde çıktı. Teşekkür ederim. Ayşe Hanım, şimdi sizinle devam etmek istiyorum. Yani ışık tasarımcısı olarak son bir yılınız nasıl geçti? Yani üretkenliğiniz, salgın üretkenliğinizi düşürdü mü ya da sizi böyle bir karamsarlığa sürükledi mi? Şöyle söyleyeyim. Eğitim kısmında aslında gerileyen bir şey olmadı. Hatta eğitim kısmını hızlandıran bir süreç haline geldi. Çünkü insanların birbirine Zoom üzerinden erişebilmesi kolaylaştı yan yana gelmeden. Fakat ışık tasarımcılığı anlamında, çünkü ben hem bir eğitmen olarak görev yapıyorum hem de profesyonel olarak ışık tasarımı yapıyorum. Tabii ki piyasanın etkilenmesiyle birlikte meslek çok ciddi bir şekilde sekteye uğradı. Yani şimdi bir kurumlar var, özel ya da işte devlet kurumları. Bir de bu kurumlarda çalışan insanlar, bir de özel sektörde çalışan insanlar var. Ben de serbest bir tasarımcı olarak çalışıyorum. Dolayısıyla bir sürü işimiz, bir sürü proje iptal oldu. Yani geçen sene yazın birazcık işte açık hava sahnelerinin tekrar gündeme gelmesiyle bir parça hareketlendi. Sonra tiyatro festivalinde YKSV'nin sağladığı imkanlarla festivalde çıkan 3 işte tasarım yapma imkanı buldum. Onun haricinde şu anda sadece eğitim ağırlıklı olarak gidiyor. Ki bu anlamda da hani Galata Perform bu sürece en hızlı adapte olup da online eğitime geçen aslında kurum diyebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü daha Zoom üzerinden eğitime geçme tartışılırken biz çoktan bunun altyapısını konuşmuş ve tedbir amaçlı olarak dersleri Zoom'a taşımayı da zaten kararlaştırmıştık Yeşim Hanım'ın aslında önderdiğinde. Dolayısıyla eğitim kısmı açısından tabii ki sıkıntı var. Öğrencileri yüz yüze gelememek ve bir takım şeyleri pratik ve canlı olarak. Çünkü bizim için sonuçta hem kuramsal hem de çok ciddi pratik ağırlıklı bir iş ışık tasarımı. Dolayısıyla o anlamda yüz yüze gelememek ve bir takım şeyleri canlı gösterememek tabii ki de başlatıyor. Fakat o anlamda eğitim tarafı daha sekteye uğradı. Onun dışında canlı yayın yapan ve canlı yayında ya da band kaydı olarak oyun yayınlayan bazı sahneler var. Onların işte bir iki prodüksiyonu olabiliyor. Ama bunlardan nadir sonuçta çünkü az sahne. Çok sayıda insana hizmet vermeye çalışıyor sektörde. Dolayısıyla epey sarsılmış diyebiliriz. Birçok bu konuda bu alanda çalışan teknik insan ve tasarımcı şu anda bocalıyor ve çok zorlanıyor. Öyle diyebilirim. Teşekkür ederim. Ferdi Bey, size de son bir yılınızı sorsam, yani bir sahne emekçisi olarak sizin için nasıl geçti? Teşekkürler. Aslında şöyle, Yeşim Özsoy çok güzel anlattı bizim Galata Perform'la dönüşüm çatımızı, şeklimizi. Mart ayı itibariyle aslında bütün bu eğitimler üzerine temelde düşündüğümüz bir süreçti ve devam eden bir oyunumuz vardı, Yüzyılın Evi. Onun turnelerinin iptal olması söz konusuydu. Fakat bizim bu süreçte aslında olumlu anlamda diyebileceğimiz bir dönüşüme yol açması benim açımdan çok işin geleceğini ve bugününü düşünmek için çok güzel bir vesile oldu. Aynı zamanda benim akademisyen de kimliğim var. Bir üniversitede yazarlık alanında
bir takım çalışmalarım söz konusu. Akademinin içinden de gelen biri olarak hem teorik hem de pratik anlamda bu sürecin nasıl yürütülebileceğini, nasıl dönüştürülebileceğini düşündüğümüz bir süreçti temelde aslında. Çünkü bir de temelde şöyle bir şey var. Galata Perform 17 yıllık mekanından, Galata Kule dibinde yer alan mekanından bu süreçte çıkma kararı aldı. Bu çünkü birkaç yıldır, belki son 3-4 yıldır devam eden ve alınmaya çalışılan bir karardı. Daha doğrusu karar alınmıştı ama uygulanması söz konusuydu. Bu vesileyle bu mekandan da çıkmak söz konusu oldu ve bu süreci dediğimiz gibi bir 2 yıllık bir vadede planlamak söz konusu olacağı için dijital dönüşüm sürecinde Galata Perform'un yanında ya da bir alt kırılımında yer alabilecek şekilde konumlanan yeni Perform kanalı dijital bir tiyatro sahnesi olarak kurgulandı. İçinde şimdi atölyeler yapılabiliyor, kitap evinden dijital olarak kitaplar alınabiliyor, oyunlar seyredilebiliyor filan. Oldukça umut vadeden ve işin geleceğine kafa yoran, hem teorik hem pratik anlamda kafa yoran bir platform oldu bu. Yeni Metin Yeni Tiyatro Projesi 2006 yılından beri bu şekilde adlandırılan projede Yeni Metin olarak yenilendi ve yoluna devam etme kararı aldı. Aslında böyle bir süreçte Yeni Metin ve Yeni Perform olarak bir yenilenme söz konusuydu. Ve bu platform için, dijital platform için açılış olarak Yeni Metin Festivali 9'u dijital platformda gerçekleştirmemiz söz konusuydu. Oyun yazarlığına alan açan ve biçim ve içerik olarak yeniyi tartışan bir festival, bir oyun yazma sürecidir bu. O anlamda bunlar açıkçası beni bu son bir yılda yaptığımız işi yeniden düşünmeye sevk eden, yeni bir gözle bakmamıza sebep olan ve yaptığımız şeyleri de şeyler vesilesiyle de daha bir işe bağlanmamıza yol açan çalışmalar oldu diyebilirim. Bir de tabii çok özel bir proje yaptık. Terk edilmiş kıyılar, negatif fotoğraflar. Belki ondan da biraz sonra bahsederiz. Şimdi hemen lafı uzatmayayım çok fazla. Fakat hani terk edilmiş kıyılar, negatif fotoğraflarda bizim bu süreç için, bu sürecin ruhunu düşünen, bu sürecin doğasını tartışan bir iş olması kaydıyla çok değer verdiğimiz bir pandemi bebeğimiz oldu diyebilirim kısaca, aslında lafı uzatmadan. Teşekkür ederim. Evet, şimdi Yeşim Hanım, tekrar size dönmek istiyorum. Yani Galata Perform'la ilgili konuşmaya, yani devam etmeden önce bu dijitale geçişinizle ilgili bir şey sormak istiyorum. Dijitale geçtikten sonra, yani böyle bu alanda emek veren ve uzun zamandır da bu alanda çalışan biri olarak nasıl hissettiniz? Yani tabii ki yüz yüze yapılan işlerle aynı his değildir ama hani bir burukluk hissettiniz mi? Ya da böyle hani az önce yani hepinizin de bahsettiği gibi artık yeni bir yere evriliyor tiyatroda, yani bu salgınla birlikte. Onun için açılan böyle hani o yeni kapı umut vaat edici mi oldu, ya da böyle geleceğe bu dijitallikle beraber daha karamsar mı, yoksa daha iç içe mi yaklaşıyorsunuz? Ya açıkçası biz çok özel bir konumda, yani şanslıyız bir yandan da, çünkü ben tiyatro kooperatifinde başkan yardımcısıyım. Orada 64 tane tiyatroyu temsil ediyorum ve Bilgi Üniversitesi ile yaptığımız çalışmada genel olarak tiyatroların adaptasyonunun çok zor olduğu fark ediyoruz. Zaten bir senedir bunun farkındaydık ama bizim durumumuz çok özel bir durum tabii. Birçok şey bir araya geldi. Birincisi işte yeniye olan vurgu, deneyselliğe olan vurgu, zaten medya ile olan ilişki ve bunu bir şekilde Goethe Institute'un, yani kendi ülkemizden değil ama yurt dışından, geçmişten yaptığımız çalışmalardan kaynaklı olarak bizi tanımalarından ve güvenmelerinden dolayı hani açabildiğimiz bir alan söz konusu oldu. Yaptığımız sahnede sadece hani oyunlarımızı yayınlamak gibi bir şey değil, tam tersine hani dijitalle olan bağlantı nedir, dünyada nasıl bir tartışma var, biz bunu nasıl evriltebiliriz,
Tiyatro ile dijitalin arasındaki ilişki nedir üzerine üretmek, araştırmak ve yeni bir şeyler denemek üzere açtığımız bir alan. Yani tipik olarak hani bir sahneye bir oyunu koydunuz, oradan yayınlıyorsunuz gibi bir şey de değil. O nedenle böyle konum olarak biraz farklı bir yerde duruyoruz. Yani bu kadar umutsuzluğun arasında bunu bulabildiğimiz için bir hazine gibi görüyorum ben bunu ve bunu çok önem veriyorum. Mümkün olduğu kadar da hem kendi ekibimize hem de çevremize bunun üzerinden yararlı olmak, biraz daha umut zerk edebilmek için çaba gösteriyoruz açıkçası. Yoksa hepimiz tabii ki çok zor dönemlerden geçiyoruz. Yani tabii bir sahneye çıkmayı, Işık, Ayşe karşıda Q'ları yazarken işte bir sürü şey denemeyi, dekoru kurmayı, o anın büyüsünü hepimiz çok özlüyoruz. Fakat bir yandan da fırtınanın içinden geçerken neden fırtına var diye karşına işte bağırmaktansa o fırtınanın içerisinde nasıl kurtulurum diye düşünmek üzerine bir denklem kuruyoruz. O nedenle de hani bunun üzerine ağırlık verdiğimiz için daha şanslı olduğumuzu düşünüyorum açıkçası. Ama tabii yani biz pandeminin başında özellikle hani oyunları seyrederken işte dünyadan aslında çok ilginç bir şey oldu. Yani herkes arşivlerini açtı ve bütün dünyadan serbest bir şekilde normalde hani gidip izleyemeyeceğiniz tiyatroları ya da arşivlerini hiçbir şekilde size açmayacak olan tiyatroların oyunlarını patır patır seyreder hale, indirir hatta hale geldik ondan sonra. Fakat tabii bazen insanlar hani seyredemiyor bile oyunları bu şekilde çünkü hüzünlü geliyor. Yani normal şartlarda hani bunu bir deneme alanı, dijitalle ilişki, işte AR'a, VR'a kadar giden işte sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik vesaire gibi ya da 5G ile birlikte çok farklı bir noktaya canlılık meselesinin, işte ne bileyim ulaşılabilirlik meselesinin çok farklı noktalarda işte hologramlarla vesaire deneyimleyeceğimiz ve zevk alacağımız bir şey tabii yaşadığımız zorluklardan dolayı çoğu insana şey haline geldi, zul haline geldi. Yani işte bunu zorunda olduğum için yapıyorum gibi bir nokta haline geldi. Yani bunu bir şekilde hani ileride bu dönemleri geçirdikten sonra aşacağımızı ve o aştığımız noktada da geri dönüp tekrar değerlendirdiğimizde bu dönemin bize bir şeyler bırakacağını düşünüyorum ben. Bu şekilde oyundan bahsetmemi isterseniz belki hani spesifik oyundan bahsedebilirim. Üretim de zor aslında bir yandan, onu da söyleyebilirim. Yani çalışma şartlarımız çok zordu. Her ne kadar yine orada da pandemide nasıl bir oyun olur fikri üzerinden, Ferdi'nin aslında temel proje oyun fikri üzerinden ve metin yazarı olarak kendisinin oluşturduğu bir denklem üzerinden ilerledik. Işık tasarımını Ayşe yaptı. İşte teknik koordinasyonda o çalıştı. Oyuncularla çalışmamız vesaire. Hani tamamıyla aslında çok ekstrem durumlarda çıktı yani. Ve o ekstrem durumların ekibi en sağlıklı bir şekilde ve güvenli bir şekilde nasıl yaratıcı bir noktada değerlendirebiliriz? Yani şey hani böyle optimum nasıl bunu değerlendirebiliriz? Hani en az provayla en az mekanda kalarak işte seyirciyi çok fazla angaje etmeden, yüz yüze gelmeden nasıl bir oyun oluştururuz sorusu bizim için hani terk edilmiş kıyılarda cevap verdiğimiz bir proje oldu. Oyunu çevrim içi olarak tasarladık. Yani bir video tasarımı olarak çıkardık. Ama sahnede bir dekorun kurulduğu ve bir fotoğraf çekimi üzerinden aslında fotoğraf, video, tiyatro, çekim, sinema bütün bunları böyle katman katman sorguladığımız bir çevrim içi gösterim oldu. Ve aynı zamanda oyunun bulmaca gibi bir parçası da seyirciyi online bu oyunu seyrettikten sonra Bomonti Adada İstanbul Tiyatro Festivali dahilinde oyunun bir çekimlerinin olduğu, sahnelendiği yerde seyirciyi bir dramatik enstalasyon diyorum ben ona. Çünkü tipik bir sadece bir enstalasyon değil. Girdiğiniz zaman başka bir oyuncuyla, yani birebir oyuncularla değil, farklı mekanik bir oyuncuyla karşılaştığınız, oyuncuların böyle iz düşümleriyle karşılaştığınız, başka bir deneyim yaşadığınız
bir denklem yarattık ve mekana sadece 2 ya da 3 kişi alıyorduk. Bu şekilde bir oyun tasarlamayı tercih ettik açıkçası. Ben geri dönüp baktığımda çok da iyi yaptık diye düşünüyorum. Artısıyla eksisiyle bu dönemlere gerçekten hani 2020'ydi ve biz de bunları yaptık diyeceğimiz bir oyun olduğunu düşünüyorum. Yeşim Hanım, Ayşe Hanım'a ve Ferdi'ye geçmeden önce bir şey daha sormak istiyorum. İzleyicilerinizden nasıl geri dönüşler aldınız ya da aldınız mı oyunla ilgili? Ya izleyiciler şu sıralar aslında nerede ne bulurlarsa teatral olan, tiyatro ile bağlantılı çok mutlu oluyorlar gibi görüyorum ben. Yani çok etkilendiler, duygusal olarak etkilendiler. Çünkü oyun sadece hani konu itibariyle bir araya gelemeyen bir ailenin aile yemeği ve fotoğraf çekimi üzerine kurulu. Hani temelinde en basitçe söylersek o bir araya gelememe durumu seyirciyle oyuncuların, tiyatrocuların bir araya gelememe durumuna tekabül ediyordu. Kişilerin kendi aileleriyle şu anda bir araya gelememe durumuna tekabül ediyordu. Yani biraz salya sümük seyrediyorduk açıkçası oyunu. Öyle oluyordu. Enstalasyona ise yani gelen insanlar çok beğendiler ve hani hiç oyuncu olmadan, ben de yönetmen olarak mesela hiç oyuncu olmadan bir tiyatro oyunu tasarlamak bana müthiş keyifli geldi. Bu Ferdi'nin de aslında kendi tezi üzerine de kurulu bir durum, işte mevcudiyet üzerine tezi yazıyor, o yüzden hani biz onun aslında pratik çalışmasını yaptık gibi bir şey oldu. Tabii dünyada bu çokça hani fütüristlerden beri denenen ya da farklı şekillerde vücut bulan bir konu. Oyuncunun yokluğu üzerine ya da varlığı üzerine bir sürü oyun seyredebiliyorsunuz ama bunu bu dönemde deneyimlemek özel bir durum oldu. Yani yönetmen olarak benim için öyle, aynı zamanda seyirciler de kendilerini güvende de hissettiklerini düşünüyorum. Tabii daha fazla seyirci gelip seyretse daha memnun olurduk çünkü tam Kasım ayıydı ve Bomonti Adada bütün restoranlar kapandı biz oyunu açtığımızda. Oradaki kitle gerçekten zaten restorana bile gelmiyor, bara bile gelmiyor durumundaydı ve sadece oyun için gelen misafir gibi ağırlıyorduk biz oraya. Bomboştu her yer. Tabii böyle bir handikapı da oluyor, oldu da yani. Ama ileride muhakkak bunun bir şekilde onu tekrar göstermeyi, yani bu oyunla beraber bu oyunu farklı bir şekilde tekrar tasarlamayı, belki post pandemi de nasıl, yani sahneye geri dönüşü de konuşacağız ya, hani seyircilerin geri dönüşü, tiyatroya geri dönüş, bu nasıl olacak, bu da güvenli bir şekilde olmak durumunda olacak muhtemelen, hemen hop diye olmayacak. O sırada işte bunu farklı bir şekilde yeniden dönüştüreceğimize ben inanıyorum açıkçası. Ama şu anda yeni performda videonun, yani çevrim içi olarak yarattığımız eserin kendisi zaten haftada bir sergileniyor. Yani ay içinde değişik zamanlarda sergileniyor. Bilet alınabiliyor. Bir bilet al var, bir bilet al destek ol var. O da sadece bize değil, hani hiç bütün hani tiyatroya ve aynı zamanda çalışan insanlara yönelik de bir destek ol çağrısı. Bu şekilde. Pardon, Ayşe Hanım, size dönmek istiyorum. Yani bu süreçte pek çok tiyatro sahnesi kapandı ve pek çok tiyatro emekçisi sahne önünde, sahne arkasında çalışan bir şekilde memleketlerine, ailelerinin yanına dönmek zorunda kaldı. Garsonluk, motokuryelik gibi biraz daha yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilecekleri işlere yönelmek durumunda kaldı. Yani siz de bir sahne emekçisi olarak bu süreci ve tiyatrocuların genel olarak yaşadığı bu yalnız başına bırakılmışlığı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben bu mesleği ilk yapmaya başladığımdan beri her zaman bir alternatifin olmasına çalıştım. Yani sadece tek bir meslek yapmak üzerinden değil, bunu nasıl çeşitlendirebilirim? İşte ışık tasarımı yapıyorum ama bunun yanında ne yapabilirim? Hep düşünerek ilerledim bugüne kadar. Dolayısıyla da en büyük problemimiz aslında tiyatro emekçileri olarak, tabii ki profesyonel olarak yaptığımız işten para kazanmak istiyoruz. Fakat bu işe dair imkanlar elimizden alındığı zaman yapabilecek bir alternatifimiz yok. Ve herhangi bir koruma olmadığı için zaten bu anlamda
bir şey, kimsenin de beklemediği bir süreç geliştiği için herkesin bir sudan çıkmış balık olma durumu var. Yani çok hızlı bir şekilde adapte olup farklı mecralarda iş üretmek ve aş üretmek için aslında harekete geçmek hem aslında biraz da lüks. Yani ben şu anlamda çok şanslı hissediyorum kendimi. Galata Perform'la birlikte olabilmek, böyle bir kurumun içinde yer alabilmek zaten çok ciddi bir adaptasyon hızıyla bir takım şeylere önden yaklaşabilme ve başlayabilme imkanı verdi. Çünkü hep işte yani işimiz elimizden gitti ve bunun yerine ne yapacağız sorusu aslında insanların aklına geldi ve bu dijitale karşı da çok ciddi bir tepki de oluştu ilk başta. Yani sanki tiyatronun özüne ve gerçeğini o seyirciyle anda birliktelik ve suç ortaklığı denklemine sanki bir ihanet gibi de düşünüldü. Halbuki bu bir ikame değil, sadece farklı bir mecrada. İşte o yeşimde metaforunu çok seviyorum. Yani bir kayık var, bir tekne var giden ve herkes oraya aslında tutunup fırtınanın içinden bir şekilde yol almayı da seçebilir. Bunu seçmediğimiz zaman hem çok ciddi bir karamsarlık var hem de gerçekten de iş imkanı anlamında da çok ciddi bir daralma var. Şimdi bunu çok romantikleştirmemek de lazım. Yani bir alternatif de olmayabilir. Yani ben o anlamda şanslıydım. Çünkü alternatiflerim olabildi. Fakat piyasanın çok ciddi bir şekilde daralması söz konusu. Çünkü canlı olarak üretilebilen iş miktarı azaldı. Ve buna cesaret edip bunun altına, hani taşın altına inip olmak imkanı olan çok az sahne ve çok az grup var. Çünkü zaten çok ciddi anlamda bir şey, yani sektörde kan kaybı söz konusu. Fakat işte tiyatro kooperatifi gibi kurumların da sektör emekçilerini hani desteklemek için yaptığı girişimlerle herkese soluk olmaya çalışılıyor bir yerde. Birbirimize aslında daha çok destek olmaya, birbirimizi daha çok tutmaya çalışıyoruz. Fakat iş imkanı azaldığı için dolayısıyla dediğiniz gibi bir şeyde yani herkese ekmek varken şimdi o ekmek daha dar bir şeye, kitleye hitap etmeye başladı. O kitlenin içinde yer almak piyasanın geneli için zorlaşmaya başladı. Bir işte kurumda çalışmakla özel sektörde çalışmanın ve serbest çalışmanın bu tercihleri daha önce yapmış olmanın aslında ne demek olduğunu herkesin çok ciddi ve net bir şekilde kendi adına yaptığı seçimlerin ne kadar aslında nelere yol açabileceğini gördüğümüz bir süreç oldu ama işte bir şey yani çok paniğe kapılmamak ve aslında alternatif çalışma ve üretme biçimleri bulmakla geçen bir süreç ben kendi adıma yaşıyorum. Çünkü ne kadar çabuk adapte olabilirsek, yani ahvah yerine, evet başımıza bu geldi, şimdi ne yapabiliriz diye. Ama çok ciddi anlamda zorlanan, çünkü ev geçindiren, çocuk bakan, aile bakan insanlar da var. Dediğimiz gibi pek çok insan bu meslekten çıkıp da getirde çalışan öğrencimiz var mesela. O yüzden de yani onlara da bu arada tabii ki kurum olarak da çok destek olmaya da çalışıyoruz. Yani çok ciddi anlamda öğrencilerin, yeni gelenlerin, mesleğin içinde okutma dinlikleri için çalışanların kendilerini en azından bir el uzatıldığı hissini de pekiştirmek için World of Perform'un çok büyük emekleri de var. Dolayısıyla bu anlamda da ben o kendimi şanslı hissediyorum ki böyle bir ekiple yol alabiliyorum. Yoksa diğer tasarımcı arkadaşlarım için, serbest çalışanlar için herkes başka bir yana kayıp kendini çeşitlendirmek derdinde. Yapamıyorsa da sektöre ara vermek durumunda. O yüzden de sizin gibi sesinizi duymak isteyenlerin olması da çok kıymetli. Böyle bir durum. Ferit Bey, şimdi aslında yani süremizin sonuna geliyoruz. Son sorumu size sormak istiyorum. Siz yani Galata Perform olarak aslında dijitale çok hızlı bir şekilde adapte oldunuz ve sadece sizlerin de bahsettiği gibi oyun anlamında değil, eğitimler olarak da. Şunu sormak istiyorum. Şimdi yani
bir süre önce yaklaşık 3 ay kadar tiyatrolar zorunlu olarak kapatıldı. Daha sonra bu yasak kalktı ama kısıtlamalardan dolayı tiyatrolar açılamaz bir hale geldi. Çünkü hem izleyici gelmesi hem kapasite düşürülmesi vesaire vesaire gerekçelerle. Ama bir yandan da bir şekilde Türkiye'nin belli bölgelerinde kalabalık toplantılar yapılmaya devam ediyor ve sosyal medyada bir şekilde bu görüntüleri görüyoruz ama bizler izleyici olarak, sizler tiyatro emekçileri olarak ama bizler bir şekilde bir araya gelemiyoruz bu süreçte. Yani bu kalabalık görüntüler sizlere ne hissettiriyor? Bunu merak ediyorum. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani tamamen ne vesileyle bir araya geldiğine bağlı olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum. O yüzden bizim için bir araya gelememe hali az önce de bahsettiğimiz gibi yaratıcılık anlamında bir takım noktaları tetiklemeye vesile oldu aslında. O yüzden bizim için temelde hani kalabalık görüntü ya da benim için temelde kalabalık görüntüleri gördüğüm zaman ne hissettiğimden ziyade önümüzdeki yani bizim için nasıl bir durum söz konusu olduğunu değerlendirmekle ilgili. Biz bir araya gelemiyoruz. Tiyatro emekçileri olarak kendi seyircimizle ya da kendi alımlayıcımızla bir araya gelemememiz söz konusu ve bunun üzerinden nasıl gelebiliriz? Bence şu anda bizim ya da benim düşünmekten keyif aldığım nokta bu en basit haliyle ifade edecek olursak yani. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırdığınız için. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün Galata Perform ekibiyle birlikteydik. Kendileriyle Galata Perform'u ve Galata Perform'un dijitale taşınmasını ve genel olarak salgında geçirdikleri son bir yılı ve deneyimlerini konuştuk. Bizi izlemeye devam edin.